Bu arada birkaç resimli paylaşımı da sizinle şey etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Bu internette şeyde ben bir düzeltme yaptım. Sünni usullere göre kesilmiştir diyorum. Çünkü İslam'a göre, Kur'an'a göre kesinlikle bir sansür söz konusu değildir. Bu sansür yapılamaz. Bu konuyla ilgili ayet numaralarını veriyorum şeyde İslami Reform için Manifesto kitabımda ve de Mesaj adlı kitabımda. Mesela 2. surenin 256. ayeti. Mesela 4. surenin 140. ayeti çok önemli. Orada dinle alay ediliyorsa bile orayı terk edersin. Kendin seyretmezsin. Tamam. Kendin internete gitmezsin. Tamam. Yani elbette sen kendin karar versin ona. Ama başkalarına yasaklatmaya hakkın yok. O ayete göre gidersin. Bundan sonra onlar alaydan vazgeçip de eleştiriye, normal, makul eleştiriye başlayınca tartışmaya devam edersin. Neyse, onunla ilgili ayet numaralarını da verdim paylaşımda. Şurada yok. Okay. Bunu paylaşayım sizinle. Şuna bakın, şu ayeti ittifakla yanlış çeviriyorlar. Nasıl görebilirsiniz? Müddessir suresinin bu 29. ayeti ilk baştaki şeye bakın bir. İlk baştaki şu bölüme. Okay. Nasıl? Görebiliyor musunuz? Okey, siz okuyunuz. Ben bu mealler çok ilginç ya. Felaket bir şey ya. Burada üç tane doğru meal var. Bir Edip Yüksel'in halklar için bir göstergedir, ekrandır. Levvahatun lil beşer. Bununla ilgili özel bir video yapmam lazım. Muhammed Esed'in ölümlü insana nihai hakikati gösterir. Güzel. Ondan sonra Yaşar Nuri Öztürk, insan için tablolar, levhalar, ekranlar sunandır o diyor. Güzel. Sakar kelimesi, bu ayeti tabii ki bizden önce bu hep doğru çeviren, en doğru çeviren Raşat Halife. 19. sistemini keşfeden önce ama Muhammed Esed'i tebrik ederim. Bu konuda gayet makul bir çeviri vermiş. Okay. Bu da eşimin çalıştığı hastanenin bir galası oldu. Bağış toplamak için, yani açık artırma ile bağış topluyorlardı şey için, hastanenin çocuk bölümü için. Orada bir Türk halısı görünce, hereke halısı. Sanıyorum bunun küçüğü 7.500 dolardı, bu 9.000 dolar civarındaydı. Heyecanlandım, yani Türkiye'den bir malı görünce heyecanlandım, yoksa alacak imkanım falan yok. Sadece eşimle birlikte 100 dolar bağışta bulunduk. Orada binlerce dolar bağışta bulunanlar vardı. 5.000 dolar, 7.000 dolar, 10.000 dolar bağış yapanlar vardı. Herhangi ufak bir şey satın alanlar veyahut da direkt bağış. Burada bunu görünce heyecanlandım, yani Türkiye'den buradan vatanım, benim doğduğum yer. Ben hükümetleri sevmesem de yani benim ülkem, ana vatanım. Oradan burada kayısı var işte. Bir Türkiye'nin malı olarak buradaki marketlerde bir görebildiğim kayısı var. Sürekli kayısı yani giderim alırım. Yani çok da sevdiğim bir şey değil kuru kayısı. Bazıları güzel oluyor da ama neyse yani hoşuma gidiyor. Yani keşke Türkiye'den daha fazla mal olsaydı burada diye. İşte onu görünce heyecanlandım. Birdenbire oradaki formal şeyi yırttım. Yani orada herkes böyle kostümlü, çok Tusan'ın en zengin tabakası orada. 500 tane var. Doktorlar var, iş adamları var. Yani buranın en böyle zengin takımının bulunduğu yerdi. Biz de zengin değildi. Hatta eşim orada müdürlük yapıyor. Hastanede bir bölümün müdürü. Klinik diyet uzmanı kendisi. Defalarca şey ettiler. Hatta gitmek istemedi defalarca. Hatta bana danıştı. Valla dedim sen bilirsin. Neyse sonradan böyle ısrar üzerine onun üstünde birisi ısrar üzerine kabul ediyor. Yani bedava biz gittik. Ama başkaları 230 dolar ödemişler yemek başına. Yani alabildiğine lüks bir şeydi. Marriott'ın burada resortunda
Neyse, bunu görünce şey ettim. Şimdi tabii bu resmi görünce bizim Sünniler peygambere iftira atmaya alışmışlar. İftira, yani yalan. Yalan uydurmacılık Sünniliğin, Şiiliğin, yani dindarların bir numaralı işidir, yani ibadetidir bunlar. Yalan uydururlar. Ya peygamber hakkında uydurulmuş yalanları din edinirse bir insan, başkası hakkında da yalan ve iftira uydurmaz mı? Büyük şeyle bunların böyle bir şeyi yok. Hiç çekinmezler. Karşı görürler adama, madem ki kendi dinlerine karşı bir adamdır, hakkında her türlü iftira yaparlar. Allah cezalarını versin bu zalimlerin. Ceza karşılık demektir. Yaptıklarının karşılığını versin diyorum. Hemen edip sen işte bu kadar parayı nereden buldun? Ulan sana ne? Parayı nereden buldun? Ben sizden para istiyor muyum? Sizden bir kuruş para istedim mi herhangi bir şey? Hatta kitabımı mesaj çevresi bedava ve şey diyor. Hiç bir kuruş bile para almıyorum. Hatta birçok kitabımdan para almıyorum. Alırsan da bunu dağıtıyorum, veriyorum. Zaten aldığım para ne ki? Yani Türkiye'den para alıp Amerika'da mı yaşayacaksın? Hello? Ben hukukçuyum. Yani bir şey başına, saat başına 200, en az 200 dolar, 500 dolar para alabilirim saat başına. Bir kitabından bir yazar Türkiye'de zor 1000 dolar alıyor veya da 2000 dolar alıyor. Ondan sonra neyse işte sen bunu şey ettin. Satın almadım bunu, hayır. Sadece ülkemin malı diye şey ettim, sevinmiştim buna. Bu da geçenlerde bunu şey ettim, paylaştım. Hoşunuza gider diye belki. Evet. Amblemler, parti başörtüye sarılmış kutu, pırtı, göz kırpan ağlayan Cenes. CHP güvedilikli altı ok veyahut da oklar tersine gitmiş. Yani böyle dışarıyı göstereceğini hepsi aynı merkezi gösteriyor. Birbirleriyle çalışıyor. MHP kart bir kurt, BDP ise kandil içinde, ampul içinde kandil. Ampul içinde kandili de anlamayan birçok kişi çıktı. Neyse, selam ve sevgilerimle görüşmek üzere.